Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahramanmaraş Andırın ilçesinde Hacı Veli Uşağı mahallesini ziyaret ettim. Muhtarımız Karataşlı sokakta ikamet ediyor. İbrahim Kaya ile röportaj yapacağız. Muhtarımı aradık röportaj yapmak için. Telefonu çekmediğini gördüm. Dedim herhalde iletişim sorunu var. O nedenle özellikle geldim. İletişim sorunu çünkü önem veriyoruz. Doğru mu muhtarım? Evet. Evet muhtarım, 31 Mart'ta muhtar seçildiniz. Seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz Hacı Veli Uşağı'nın iletişim sorununa çözüm getireceğim gibi. Evet, çözüm getireceğim dedim. Artık yoluyla, suyuyla ilgileneceğim. İçme suyunda da mı sorun var muhtarım? Önceleri vardı, şimdi saat takıldı. Sıkıntımız hemen hemen yok gibi. Evet. Şimdi şebeke sorunumuz var. Telefonlarımız çekmiyor. Evet sayın izleyiciler. İletişim sorunu var burada. İletişim sorunu var. Az önce size de izlettim. Doğru mu efendim? Evet. Erzurum'un Uzun Pazar ilçesinde Karataş Mahallesi. Bak burası da Karataşlı sokağı. Orayı burayı da unutmayız artık arkadaşlar. Yani muhtarın ismini unutmuyoruz. Ensar Polat kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Türkiye'de en zor işi başaran muhtar. Doğru mu efendim? Aynen. Yani yaylasına gördüğünüz evde yok. Var mıydı efendim ev? Ev yok. Sadece barakalar var. 6-7 tane yaylacı hayvan otlatıyor orada. 6-7 kilometre yol açtırarak 112 tane demir direk diktirdi. Elektrik attı, çektirdi. Bas istasyonu kurdu. Evet. Ama burası bir mahalle. Doğru mu efendim? Evet. Kaç hane var efendim Karataşlı'da? 112 hane var. 112 hane var. Sayın izleyiciler, iletişim sorunu var. İletişim sorunu var. Telefon hiç çekmiyor. Çekmez. Yüksek bir tepeye çıkmak lazım. Dağya, tepeye. Evet. Zor zoruna. Hiç unutmam. İzmir'in Kınık ilçesinde Çan köyüne gittim. Muhtarla görüşmek için caminin minaresine çıktık. Başka yerine çekmiyor arkadaşlar. Onun için. Yani böyle anılarımız da var. Ama Türkiye'de yine Adana işte buraya yakın Tufanbeyli ilçesine bağlı Fatma Kuyu köyü muhtarımız Aziz Üner. O arkadaşın ismini hiç unutmam. Çünkü iletişime önem veriyoruz arkadaşlar. Beş hane yaşıyor mahallesinde. Bas istasyonu kuruldu. Yine Erzurum'dan Erzincan'dan Erzurum'a giderken Mustafalı köyü var. Bir muhtar oturuyor, bir de çoban oturuyor. Oraya da mobil bas istasyonu kuruldu arkadaşlar. Ya Türkiye'de bunun gibi çok örnek vereceğimiz yerler var arkadaşlar. Yine İskenderun'un Kale Mahallesi'ne gittim. Köyde o zaman baktım ki iletişim sorunu var. 15-20 kilometre gittik. Oraya da bas istasyonu kurulmuş. Yani bu hizmetlerin yapılması için biz ne yapıyoruz? Vatandaşın sesini, vatandaşın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir iletişim sorunu var. Gençleriniz burada iş başvurusu yaptığında maillerini takip edemiyor. Gençlerimiz internetten ödevini yapamıyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Genç ve dinamik bir muhtarımız seçilmiş. İnşallah muhtarlar toplantısına da davet edersiniz. Bu genç ve dinamik arkadaşımızı orada da sorunlarını dile getirir. Andırın'da şöyle mutluyum. İşte birçok grup köy yolunun asfalt yapılmasına vesile olduk. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik. Artı eski Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Erkoç bizim sesimize ve muhtarların sesine kulak verdi. Andırın'da sadece ilçeleri birbirine bağlayan karayol üzerinde bulunan köyler yol asfalttı. Onun haricinde asfalt yoktu. Doğru mu muhtarım? Doğru. Muhtarım da esnaflık yapıyor. Dolmuş şoförlüğü yapıyor. Öğrenci servisi yapıyor. Biliyor arkadaşlar. Gerçekten Andırın'da hangi köye gitsem vatandaşlar bize Allah razı olsun dedi. Haberci kardeşimiz gelmiş diye bizi güzel karşıladılar. Ağırladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Altyapısı var mı muhtarım? Yok. Altyapısı da yok. Muhtarlık odası var mı? Size de az yok, önce izlettim. Muhtar odamız da yok. Muhtar odası da yok. Değil mi efendim? Yok. Çocuk parkı var mı bu oynayacak yani yeğenimizin? Yok. Evet. Çocuk parkında oynamak istiyor mu yeğenim? Evet. Umut Eren miydi ismin? Umut Mert Kaya. Umut Mert Kaya. Evet Umut. Her çocuğun hakkıdır diyor çocuk parkında oynamak. Doğru mu yeğenim? Evet. Basketbol, futbol, voleybol sahaları mutlak olmalı çocukların gelişmesi için, bedenen ve fiziken, ruhen gelişmesi için. Biz bu hizmetlerin de mahalleye dönüşen köyler artık yapılmasını istiyoruz. Ama bir de yol sorunu var dediniz muhtarım. Tabii mahallelerde parke sorunu var işte. Parkedimiz yok, parkedaşlarımız yok. Doğru mu efendim? Vatandaşlarımız kışın çamura basıyor, yazında tozdan rahatsız oluyor. Bu hizmetleri de ilçe belediye başkanımızın yapmasını rica ediyoruz. Dün Çiçekli Mahallesi'ne gittim. Güzel parke taşı döşemişler arkadaşlar. Buraya da parke taşı döşenmesini istiyoruz. Ahmet Doğan abimizden İstanbul'da olduğunu belirtti, aradık. Belediye başkan vekilimizle görüştük. Ahmet abimiz Keser'di galiba. Keleş miydi? Ahmet Doğan. Ahmet Doğan belediye başkanı, bir de benim başkan yardımcısı vardı. Şey vekil olarak kaydetmiş. Dün onunla görüştüm. İyi bir arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine de sayın izleyiciler. Biz Andıra'nın hizmet almasını istiyoruz. Neden almasını istiyoruz? Çünkü burada vatandaşlarımız
AK Parti'nin en fazla oy aldığı ilçelerden bir tanesi. Doğru mu efendim? Doğrudur. Belki de en fazla aldığı oylar köylerden de bir tanesi. Burada 240 tane. 276 seçmen sandığa girdi. 240. Evet, çok güzel. Yani %92 falan bir başarı var sayın izleyiciler. O nedenle diyoruz ki AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olan bu mahalleye mahallenin iletişim sorunu ve yol sorunu çözülmesini istiyoruz yetkililerden. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için, gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim.